Lütfü abi. Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Doğruyu söyle abi, gördüm seni bugün. Nerede? Süpermarketin kasap reyonunda. Hadi ya. Ya. Bana bak, bu aramızda kalacak değil mi? E kalır tabii abicim ama böyle bomba haberlerinde biliyorsun ki bir fiyatı vardı. Yusuf. Abi yani kredi borcum var, eve aciz gelecek. Ne olur bir destek atsan. Hem ben de böylece ağzımı tutarım. Tamam, merak etme, hallederiz. Vallahi mi? Tamam dedik. Yemin et. Yahu tamam dedik, uzatma. Her şeyi biliyoruz. Neyi ya? Seni süpermarketin kasap reyonunda görmüşler koçum. Kim görmüş ya? Yusuf. Ne kadar saklayabilirdin ki? Yazıklar olsun Lütfü abi. Senden bunu hiç beklemezdik Lütfü. Ben yüzden oynadım. Yazıklar olsun. Düşmana destek verdi. Yazıklar olsun. Bitirdin bizi. Yazıklar olsun. Arkadaşlar saçmalamayın arkadaşlar. Ben sadece hani biraz paraya... Usta, hadi bitirelim işini. Kabus. Hadi yat. Yok bir şey. Yat. Hadi güzel. Sen de yat hadi. Ay. 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 Ne oluyor? Ay. Ay. Kapı. E tamam. Tamam ben açarım. Ben açarım. Allah Allah. Lütfü. Ha. Dikkat et ha. Tamam tamam merak etme. Kim acaba? Lütfü dikkat et. Sen işi bırakıyorsun, kabak yine benim başıma patlıyor. Ne oldu yahu? Ya ne olacak? Babam dükkanda bütün gün et taşıttı bana. Etlerin kokusu üstüme sindi, şimdi fulya yatağı almıyor. Vallahi ben de biraz önce kabus gördüm. Biraz gülmeye ihtiyacım vardı. Çok komik. Eğer evliliğin bu yüzden biterse sorarım sana hesabını. Allah Allah, niye ben sorumlu oluyorum niye canım? Banyo yapsaydın sen de, yıkansaydın. Geçmiyor oğlum, geçmiyor. Saat 8'den beri 4 defa duş aldım. Oğlum sen böyle banyo yaparken sabun, mabun, şampuan kullanıyor musun? Yok, teyemmüm yaptım. Manyak. Şişt, bana bak, buldum lan. Hamama gidersin, güzel bir kese olursun. Koku moku kalmaz, kesin çözüm. Üzerime kezzap döksen fulya alır bu kokuyu. Huylandı bir kere. Allah Allah. Oğlum senin karının burnu da kedi gibi hassassa ben ne yapayım ya? Abi be, gel ne olur dön şu işine. Bak ne güzel mesleğin var elinde. Hadi be. Hayatta dönme. Nereye gidiyorsun? Kalktım artık oğlum. Bir şeyler atıştırayım bari. Habire ye antrikot, habire ye. Gülşen, çocuklar nerede ya? Dedeleriyle yatmışlar. Sağa dön, sonra ikinci sol. Bak ilkinden dönme, kamyon giremez oraya. Tamam, ben şimdi aşağı iniyorum, hadi. Ne yapıyorum? Vallahi kamyon geliyor. Biri beni cimriklesin. Her şey toplandı mı peki? Başka bir şey kaldı mı? Toplandı, toplandı. Bunca yıllık evlilikten sadece bu kadar koli. Gelin kardeşim, gelin. Önce yatak odasını sökeceğiz. Sonra da mutfağa geçeriz. Abi. Ne var? Bir dakika gelsene, gel. Ne oldu? Abi sen ne yapıyorsun? Taşınıyorum. Evi bırakıyorsun, dükkanı bırakıyorsun, çocuk gibisin ha. Ne oldu canım? İki gün kasapta çalıştın, kıymete mi bindim? Dönüm diye uğraşıyorsun değil mi? Abi ne alakası var şimdi?
Bak hayat senin hayatın tamam. Ama hayat çok zor. Hesabını iyi yaptın mı? Erdem bu iş hesapla kitapla olmaz. Biz hesaba kitaba kalsak 50 sene bir yere kıpırdayamayız. Ben gözümü kararttım artık. Yanlış abi yanlış. Gözünü karartmak için çok yanlış bir zaman seçtin. İnsanlar habire işten çıkarılıyor. Ne malum senin o marketin sağlam bir işletme olduğu? Sağlam. Market çok sağlam. İçinde mal var. Yine de belli olmaz. Bak gel beni dinle. Her şeyi iptal et. Edemem. Babam gelip yalvarsa bile etmem. Niye ya? Gülşen bir kere havaya girdi. Artık dönmek çok zor. Abi heh dolabı da alalım. İçinde ne varsa buraya boşalt abi. Dolabı mı? Evet. Hani sen bana hesabını kitabını yaptın mı demiştin ya. Başka türlü kurtarmıyor. Abi içinde ne varsa hepsini boşalt abi onları. Abi dolap dolap kurtarmaz seni. Bak hayat çok pahalı. Burada en azından kira ödemiyorsun. Ben babama muhtaç değilim. O yüzden zaten tepemize çıktı. Onun yüzünden bugünlere geldik. Bak öyle deme. Gitmene en çok o üzülüyor. Üzülüyormuş. Taşınıyoruz. Adam ortada yok be. Eminim bir köşede göbek atıyordur. Ya olur mu öyle hiç ya? Dükkanda habire senin adını anıyor. Lütfü aşağı, Lütfü yukarı. Çok hissediyor senin yokluğunu. İnan bana. O hiçbir şey hissetmez. Babam hiçbir şey hissetmez. O dünyada tek bir şey sever. Neymiş o? Sen. Ne alakası var abi ya? Bu yaşıma geldim. Babamın bana bir dondurma ısmarladığını görmedim. Şu koltukları da alıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra şu vitrinle masa kalsın. Gerisini hep zaten biz ödedik. Sonra da çamaşır makinesini sökersiniz. Saçmalama lütfen. Saçmalamıyorum hayatım. Genel istek üzerine ayrı bir hayat kurmaya çalışıyorum. Zaten bir gitme dersem 50 sene gitmezler. Ne yapalım? Senden kıymetli mi? Ya sen ne iyi bir kadınsın ya. Tamam gitme diyeceğim. Ama sırf torunlarım için. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bu ne hal, bu ne hal? Bu sinirler mi takılıyor evime? Hırkız mı girdi kadın? Necati sinirlenme. Nasıl sinirlenmem canım yani? Bizden bunu taşıracağım diye gazeteyi bu muydu? Evimi mi soymak istiyordu? Gülşen'cim Lütfü nerede? Aşağıda kamyoncunun yanında. İşte birazdan gelir konuşursunuz. Hadi canım. Aa televizyonu da götürmüş. Allah Allah. Ana dolabı da götürmüş görüyor musun? Bekler duruyorum lan. Öldüreceğim ulan bunu. Necati dursana. Duramam kadın duramam. Nasıl dururum kadın? Baksana evde bir tane eşya kalmamış. Ulan bu evde ben varım sen varsın. Biz nasıl yaşayacağız? Tamam işte sen onlara gitmeyin kalın deyince eşyalar da gitmeyecek. Oğlum efendim demem o zaman eşyalar yüzünden kalın diyorum sana. Daha kıymeti kalmaz. Yok canım. Geçsin efendim geçsin geçsin geçsinler. Cehennemin dibine kadar yolları var. Geçsinler bir daha da gözüme görükmesinler. Vay buradan ben bu evde eşek başımın lan bağrımda yılan beslemişim. Evimi soydu herif oğlum. Necati ne olur. Öldüreceğim lan bunu. Necati ne konuştuk ama hayatım hadi. Tamam kuzum, tamam kuzular. Tamam, o kadar üzülme. Tamam. Çok delirmedim. Tamam Eren, fazla kızma. Tamam, korkma. Tamam. İyi tamam, babanız istiyorsa kalabilirsiniz. Ha ha ha.